Diyor ki hizmet içerisinde Ahmet diyor ki açıkça görülebilen gurur, gruplaşmaların var olduğunu söylüyorsunuz. Bu gruplaşmalardan bahseder misiniz? Kimler nelerin etrafında gruplaşıyor? Sezai hadisesindeki gibi merkezin etrafındaki güç gruplaşmalarını mı kastediyorsunuz? Şimdi bu soru böyle söylenmesine rağmen ben tamamen tabii böyle açık seçik şey yapmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü e, bir, bu daha önce de anlattım. Bu gruplaşmalar meselesi çok normal bir mesele. Yani bu işte bireyler küçük gruplar oluşturur, küçük gruplar büyük gruplar oluşturur, onlar daha büyük gruplar oluşturur. Bu çok tamamen sosyolojik bir mesele yani. Bu manada benim garip gördüğüm bir durum değil. Yani işte gruplaşmam var, hepimiz aynı değil miyiz? Yani hepimiz aynı değilsiniz, herkes aynı olmaz. Yani insan insan mesela network'ü ne kadar genişse, ne kadar insan tanıyorsa, ne kadar insanla iyi ilişkileri varsa ona göre değişik bir şey vardır. Ee, değişik bir e, kategoriye girer, şey yapar. Yani bu bunların etkisi, tepkisi, girişi, çıkışı vardır. Bu manada e, yani 40-50 yıldır var olan bir hareketin içerisinde, 40-50 yıldır bir sürü insan taş tanıyan, bu insanlarla e, yakınlaşan, bu şekilde bir güven kesbeden insanlar özellikle bir kriz döneminde e, daha çok bildiği, tanıdığı insanlara güvenme eğilimine girer. Bu şekilde de zaten ...dediğimiz gruplaşma meselesi ortaya çıkmış olur. Yani burada çok garipsenecek bir, bir durum yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani Sezai meselesinde falan da biraz anlatmaya çalıştığım buydu. Asıl problem böyle gruplaşmaların olması değil. Yani işte mesela örnek vereyim. İşte eğitim camiasından gelen insanların kendilerine yakın düşünen insanlarla aynı parantezde bulmaları mümkün. Diyalogçuların böyle bulması mümkün. İşte çeşitli değişik hizmet ünitelerinde bulunan insanların birbirleriyle daha sık ilişki kurma dolayısıyla gruplaşmış olanlar mümkün. Bunun haricinde tabii ki cemaatin içerisinde daha fazla güç, daha fazla yönetim, daha fazla söz sahibi olmak isteyen insanların da birbirlerinin kayırmaları, ...bu manada işte birbirlerine yardımcı olmaları falan da söz konusu olabilir. Bu yüzden de zaten hani şeffaflık vurgusu çok önem önemli çıkıyor. ve çıkar peşinde olan insanlar da olabilir. Yani bu kadar hani cemaatin özellikle çok prestijli olduğu dönemlerde... ...cemaati çıkar elde etmek için giren bir sürü insan vardı bu tarz insanların da ciddi bir etkisi şey olabilir. Önemli olan mesela veya işte yine Gülen'in etrafında cemaatin orijinal kuruluş fikirlerini korumaya çalışan veya böyle yaptığını düşünen insanlar da olabilir. Yani bu da bir bir gruptur nihayetinde. Herkes kendine yakın gördüğü şeyleri destekleyerek bu tarz grupları bir bir manada teyit eder, güçlendirmiş olur. Ben illa bunu çok zararlı görmüyorum. Mesela işte az önce söylemiştim. Eğitimciler ...kendilerini bir grupta bulur, işte Yunanistan'dan geçenler bir grupta bulur... Almanya iltica edenlerin arasında gruplar ortaya çıkar. Hatta bunların içerisine geçen Twitter'da birisi söyledi. Yani işte iki o, e, Twitter'da birisinin tweetinde rastladım. Diyor ki iki kişi tartışıyor, birisi cemaat işte e, hiçbir hata yapmadı, bir sıkıntısı yok... İnşallah daha iyi olacak. Allah bizi batıya göç ettirir diyor. Öbürü hayır diyor. Bir özelleştiri yapmamız lazım diyor filan. Sonra baktım ki özelleştiri yapmamız lazım diyen adam Türkiye'de her şeyini kaybetmiş bir esnaf Öbür, öbürü de Afrika'dan e, bu pasaportu bitmek üzere olduğu için Avrupa'ya iltica etmiş. Yani hayata upgrade olmuş bir eğitimci. Dolayısıyla ikisinin geldiği nokta farklı olduğu için bakış açıları da farklı. Bu da doğru. Yani bir insan nasıl bir süreçte nasıl bir travmadan geçiyorsa ona göre beklentileri ve bu beklentilerin üzerinden çözüm önerileri ve bu çözüm önerileri üzerinden de gruplaşmaları mümkün olacak. İşte eleştiriciler, öz eleştiriciler, e, efendim, zihni berraklar, aklı karışıklıklar, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bu tarz gruplar olacaktır. Mesele bir manada şeffaf olarak insanların ne düşündüğünü, neyi eleştirdiğini, nasıl bir değişim istediğini, kimin ne karar verdiğini falan bunları bilirseniz bu gruplara bir şey atfedebilirsiniz. Yoksa geri dönüp bakarsanız aktif sen derneği yeniden kurulsunu kim önermiş bunu bilemiyorsanız bu hangi grup yani gruplaşmanın varlığını tartışmanın bir mantığı yok. Önemli olan yani bu karar iyidir kötüdür tartışmıyorum şu an için ee, veya işte Baylo koşusu şunu bunu. Bütün bunların yani kararlarını kim vermiş bilmezseniz bu, bu gruplaşmaların varlığını tartışmanın bir şeyi yok. Filancalar diyalog iyi bir seçenek dedi. Bak işte o filancılar yanıldı diyebilseniz en azından hani belirli bir düşünce grubuna ait insanların bir daha böyle bir şey teklif ettiği zaman bir bir kez daha düşünme şeyi olur. Mühendisler şunu teklif etti, diyalogçular bunu söyledi filan gibi. Yani bu manada grupların kendi içerisinde faydalı şeyleri de olabilir. Yani ama ben güç gruplaşmalarının da var olduğunu düşünüyorum. bunu görüyorum bunu ölçmek de mümkün aslında da konu bu değil. Yani çeşitli damarlar dokunduğunuz zaman nasıl networkler ortaya çıktığını filan da gözlemlemek, okumak da mümkün ama çok çok ilgimi çeken bir alan değil öyle söyleyeyim. Ben biraz daha teorik e, hizmet hareketinin teorik üretimlerine daha fazla vakit ve e, mesai harcamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.